bakın, Tarık görmüş olduğunuz gibi orada uyuyor. Bugün arkadaşlar gizli bir şekilde Tarık kabasının içine gireceğim ve Tarık kabasının içerisinde bir gün geçireceğim. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar boyumuzu küçültelim. Tamamdır arkadaşlar, bakın küçücük oldu. Şimdi uçuyorum arkadaşlar, uçuyorum uçuyorum. Tarık'ın arkadaşlar kulağından gireceğim. Bakın arkadaşlar, Tarık'ın kulağı orada, görüyor musunuz? Kulağın içinden beynine gireceğim. Hadi bakalım, hadi bakalım, şöyle girelim. Hop! Abi şuna bakın, şu anda Tarık'ın kafasının içindeyim. Tarık'ın beynine bakın, çok küçük arkadaşlar. Küçücük beyni var. Oo, bu da ne böyle? Baksanız arkadaşlar, buradaki kontrolcüler sayesinde Tarık'ı kontrol edebiliyorum. Bakın osur var, elektrik şoku var, kendine yumruk at var. Ne var başka arkadaşlar? Uyu var, uyan var. Anır mı? Abi şimdi Tarık'ı kontrol edeceğim. Şu anda ama Tarık uyuyor arkadaşlar. Aa, ekran varmış burada, ekranı açalım. Bakın arkadaşlar, Tarık'ın gözünden izleyebiliyorum şu anda. Görüyor musunuz? Tarık şu anda uyuyor. Şimdi Tarık'ı uyandırmamız lazım arkadaşlar. Uyan düğmesine basalım şöyle. Bakalım. Aha, uyandı arkadaşlar. Bakın ayağa kalktı, gidiyor bir yerlere. Bakın arkadaşlar, bakın güneş açmış. Şimdi gidip elimi yüzümü yıkayacağım. Elimi yüzümü yıkayayım da bir kendime geleyim. Şöyle fış 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 fış. Vay be, Tarık'a bak sen, elini yüzünü yıkıyor. Şimdi arkadaşlar Tarık'ı trolleyeceğim. Ne varmış başka arkadaşlar? Mesela elektrik şoku. Şimdi Tarık'a elektrik şoku yapacağım. Bakalım neler olacak. Şöyle basalım arkadaşlar. Aa, elektrik çarptı. Olamaz, ne oluyor? Çok kötü, çok kötü. Ne oluyor ya? Nereden çarptı bu elektrik? Abi bu çok iyiymiş ya. Baksanıza, Tarık'a istediğim her şeyi yaptırabiliyorum. Şimdi Tarık'ı birazcık uyutacağım arkadaşlar. Tarık biraz uyuya dursun da şu beyninin içine bir kendime ev yapayım arkadaşlar. Evim yok ki, evim yapayım bari. Bir tane evim olsun. Şöyle uyu şalterini çektik. Tamamdır abi. Tarık sonunda uyuyakaldı arkadaşlar. Ekranı kapatalım da pil bitmesin abi Tarık. Şöyle arkadaşlar ekranı kapattık. Şimdi arkadaşlar Tarık'ın kafasının içine kendime bir ev yapacağım. Sonuçta burada bir gün geçirmeyecek miyim ben abi? Bir gün geçireceğim için buraya gelmek güzel bir ev yapmalıyım arkadaşlar. Bir evim olsun burada en azından. Şöyle evimizi yapmaya başlayalım Ferit ailesi. Bakın arkadaşlar, evimiz süper olacak. Yani süper olacak dediğim tam benlik bir ev olacak arkadaşlar. Yani çok bir şey beklemeyin. Bu eve arkadaşlar bir tane şöyle kapı koyalım, bir tane yatak koyalım, bir tane fırın koyalım, çalışma masası koyalım. Son olarak da arkadaşlar bir tane sandık. Tada! Evimiz mükemmel oldu arkadaşlar. Artık Tarık'ın kafasında ömür boyu yaşayabiliriz Ferit ailesi. Bakın Tarık'ın beyninde kendime ev yaptım. Son olarak arkadaşlar bu eve cam ekleyeceğim. Bu evin bir camları olsun abi ya. Evin içi çok karanlık oldu. Tamamdır arkadaşlar. Süper oldu yeni evimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şu etraftaki madenleri kıracağım arkadaşlar ve kendime eşyalar yapacağım. Kendime demir set falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz da kömür kıralım. Baksanıza, Tarık'ın beyninde elmas bile var arkadaşlar. Altın var, elmas var, redstone var. Şu altınları da kıralım Ferit ailesi. Şöyle. Ha? Ha? Burası da neresi? Aman Allah'ım, Tarık'ın beyninde gizli bir bölme buldum. Şuna bakın. Ana, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz de kimsiniz? Biz Amip'iz, Amip. Amip mi? Bismillah. Pardon abi. Ben gidiyorum abi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Aman Allah'ım arkadaşlar. O da neydi öyle? Silahlarımı kuşandım arkadaşlar. Şimdi onlarla savaşacağım. Korkmuyorum ben sizden. Ferit ailesi ölmez, bu savaş bitmez. Alın bakalım. Al sana. Al sana işte bu. İşte bu Ferit ailesinin gücünü göreceksiniz. Şuna bakın. Allah. Abi adamların elinde kocaman tahta kılıcı var. Ne oluyor abi, ne oluyor? Girin bakalım, sizin işinizi bitireceğim. Sen de gel. Sen de gel. İşte bu. Hepiniz lava atacağım abi. Sen de gel buraya. Al bakalım. Amip midir nedir bunlar arkadaşlar? Amip diyorlar kendilerine. Adam lardan çıkana bakın arkadaşlar. Kocaman bir elmas kılıç çıktı. Kocaman bir tahta kılıç çıktı. Şurada da bir merdiven var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Üste doğru çıkıyor. Şimdi bu merdivenden tırmanacağım arkadaşlar. Hadi bakalım tırmanalım şöyle. Oo, bu merdiven bayağı bir gidiyor yalnız. Oha, üstte bir tuzak kapısı var. Görüyor musunuz? Ne oluyor arkadaşlar? Nereye çıkıyor bu tuzak kapısı ya? Kafam karıştı şu anda. Tarık'ın beyni ne kadar da büyükmüş. Yani aslında büyük olan Tarık'ın beyni değil, Tarık'ın kafası arkadaşlar. Tarık'ın beyni çok küçük biliyorsunuz ki. Ha? O ne öyle? Ana, bakın arkadaşlar, kurt Tarık'a benziyor, şuna bakın. Tarık'a benziyor değil, direkt Tarık'ın ta kendisi. Bu ne abi böyle? Dur bakalım, şurayı takip edeceğim. Aa, orada birisi daha var Tarık'a benziyor. Ana, Tarık'ın köylü versiyonu, şuna bakın. Ne diyorsun kardeşim? Allah Allah, Tarık'ın bir kafası ne kadar da lanetli arkadaşlar. Bakın şu an Tarık'ın kafasındaki dünyadayım. Ne kadar farklı bir dünya burası. Aa, şurada bir örümcek var. Aa!
Bu ne lan böyle? Arkadaşlar şuna bakın. Örümcek kafalı Tarık. Pardon, Tarık kafalı örümcek. Yanlış olacaktı. Arkadaşlar bakın, Tarık kafalı örümcek. Şöyle takip edelim arkadaşlar. Aa, burada bir golem var. Ana, Tarık'ın golem versiyonu. Hoş geldin, ben Tarık golem. Hoş bulduk abi. Ben de Feritet. Buraya neden geldin Feritet? Buraya neden geldim? Neden geldiğimi ben de bilmiyorum. O yüzden geri döneceğim abi. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Geri dön arkadaşlar. Burası Tarık'ın beyninin kafasının gizemli bilinmeyen yerleri abi. Biz şimdi geri dönelim Ferit Dairesi. Boş verin arkadaşlar. Ben korkmaya başladım. Evet. Nerede kalmıştık Tarık? Tarık'cığım artık senin uyanma vaktin geldi kardeşim. Şöyle ekranı açalım arkadaşlar. Bakın Tarık hala uyuyor. Hala uyuyor arkadaşlar ya. Artık uyanman lazım kardeşim. O yüzden Tarık'ı şimdi bu şalteri çekerek uyandıralım. Ne oluyor be? Ben niye burada uyuyakalmışım ya? Sırtım ağrıdı ya. Of, keşke yatakta uyuyakalsaydım. Şimdi arkadaşlar bakın, Onur yazıyor şalterde. Çok merak ediyorum, acaba bu şalteri çektiğimizde ne olacak? Çekelim arkadaşlar. Bakalım Tarık ne yapacak bize? Şöyle çektik. Ne oluyor be? Niye ben eşek gibi anırmaya başladım? Tarık ne yapıyorsun sen? Neyse arkadaşlar, Tarık'ı bir süre kendi başına bırakalım. Ekranı şöyle kapatalım arkadaşlar. O bir şöyle kendi başına takılsın arkadaşlar. Bir şeyler yapsın. Biz de arkadaşlar evimizi geliştirelim. Biraz daha demir kıracağım arkadaşlar. Kendime demir set yapmalıyım dediğim gibi. Fırın yapacağım. Demir set yapacağım. Fırın için biraz da taş kırmalıyım arkadaşlar. Şöyle birazcık taş kıralım. Şurada da demirler var arkadaşlar. Şuradaki demirleri de alalım şöyle. Burası da neresi? Yine gizli bir yer buldum Tarık'ın kafasında. Şuna bakın. Abi dur, silahlarımı kuşandım. Ne oluyor arkadaşlar? Şuna bakın, bu ne ya? Olamaz, saldırıyor. Olamaz. Ol bakalım. Ferit Dairesi sönmez. Bu savaş bitmez. Sizi silahla değil kılıcımla öldüreceğim. Kılıcım silahımdan daha keskin. Al bakalım. Şuna bakın arkadaşlar, kitaplık yaratıkları. Kitaplık yaratıkları bana saldırıyor abi. Bir sürü kitaplık yaratığı var arkadaşlar. Ne oluyor? Başka kitaplık yaratığı var mı? Burada da var bir tane. Al bakalım. Al sana. İşte bu. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Tamam. Bakın arkadaşlar, şöyle kitaplık gibi bir yere geldik. Gördünüz mü? Sandık var burada bir tane. Hadi açalım bakalım içinde ne var. İçinden kitap çıktı. Kitapta ne yazıyor? Feritet için troll tuzak fikirleri. TNT çukur tuzağı, diken tuzağı, araba lastik patlatma tuzağı. Ne? Tarık, yoksa bana bunları mı planladın sen? Sen bittin oğlum. Senin bana ne yapacağını biliyorum artık. Bakın arkadaşlar, Tarık bana ne yapacağını artık biliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Tarık bana bu troll tuzakları yapacakmış. Şurada bir tane daha sandık var. Bu sandığı da açalım. Bakalım bu sandığın içinde ne var abi? Yine bunun için de kitap çıktı. Bakalım buna ne yazıyor? Boş projeler. Dönel yeri ayranı aynı anda bitirme makinesi. Okula gitmemek için zamana durdurma makinesi. Banyoya girdiğinde çorabının ıslanmaması için çorap kurutma makinesi. Tarık bunlar ne böyle ya? Allah Allah. Boş projeler ya. Tarık beynin arkadaşlar, ne kadar boş projeler var. Neyse, son sandığa bakalım. Arkadaşlar burada da bir tane sandık var. Buna bakalım. Bundan da kitap çıktı abi. Bakalım ne yazıyor? Gizli geçitimin adres tarifi. Televizyonun hemen sağına git ve altındaki bloğa sağ tıkla. Tarık'ın gizli geçitinin adresi yazıyor burada. Şimdi Tarık senin gizli geçitine gireceğim ve senin bütün emazlarını çalacağım. Sen bittin oğlum. Hemen şöyle ekranı açalım arkadaşlar. Ekranı açtık. Abi Tarık'a bakın. Tarık ne yapıyor? Karnım acıkmış arkadaşlar ya. Ne kadar acıkmış karnım hem de. Şunu bir bitireyim. Tamamdır, bitirdim. Şimdi birazcık gidip televizyon seyredeceğim arkadaşlar. Televizyon seyretmek istiyor canım. Hadi bakalım televizyon izleyelim. Dur Tarık, ne televizyonu ya? Allah Allah, televizyon izlemek yasaklandı sana. Ben sana şimdi bak cezanı vereceğim, sen bekle bakalım. Kendine yumruk at. Yumruk at kendine. Ne vuruyor bana? Vurma. Ne oluyor ya? Kim vuruyor bana? Kendime vuruyorum. Televizyon kırıldı, ne oluyor? Aman Allah'ım, televizyonu kırdım. Arkadaşlar gülmekten karnıma ağrılar girdi. Bu arada arkadaşlar efsane bir fikrim var abi. Tarık'ın beynini az sonra kısa devre yaptıracağız. Peki bunu nasıl yapacağız abi? Şimdi iyi izleyin. Tamamdır abi, hemen şunun içine bir şey atalım. Bakın arkadaşlar, bu kızıltaş devresi sürekli arkadaşlar evet düğmesine basacak. Ve bu sayede arkadaşlar Tarık benim dediğim her şeye evet cevabını verecek. Olumlu cevap verecek. Ama ilk önce şimdi Tarık'ın beyninden çıkıp arkadaşlar eski boyutuma geri dönmem lazım. Devre çalışıyor mu? Tamam, çalışıyor arkadaşlar. Sürekli evet düğmesine basıyor. Şimdi arkadaşlar Tarık'ın beyninden çıkacağım. Nasıl çıkabilirim? Hadi bakalım deneyelim. Hop! Tamamdır arkadaşlar. Bakın sonunda Tarık'ın beyninden çıktım. Şimdi Tarık'ın evinden kurtulmam lazım arkadaşlar. Eğer Tarık'ın evinden kurtulursam eski halime geri döneceğim ve Tarık'ın kapısını çalacağım. Bu saatten sonra Tarık'a ne söylersem söyleyeyim arkadaşlar, Tarık'ın beyninde böyle kısa devre yaptırdığım için Tarık söylediğim her şeye evet cevabını verecek. Tamamdır. Tarık'ın evinden sonunda çıktım arkadaşlar. Şöyle eski halimize geri dönelim ve Tarık'ın kapısını çalalım. Tarık! Kim o?
Ben geldim Feridet kankan, geldi, kapıyı aç. Ha, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Tarık, evine girebilir miyim? Tabii girebilirsin, evet girebilirsin. Teşekkür ederim Tarık. Ona televizyon mu seyrediyorsun? Evet televizyon seyrediyorum, favori dizim İbo Show. He, İbo Show izliyorsun, tamam. Peki ben bu televizyonu parçalayabilir miyim? Parçala tabii oğlum, evet parçalayabilirsin. Hadi ya. Bak parçaladım. İyi. Peki Tarık, mutfaktaki bütün yemeklerini yiyebilir miyim? Ya tabii, evet yiyebilirsin. Oh vallahi doydum. Şunu da yiyelim arkadaşlar, şunu da yiyelim. Tamam şunu da yiyelim. Oh hepsini yedim vallahi. Oh afiyet olsun, yarasın. Peki gizli geçtiğinin nerede olduğunu öğrenebilir miyim Tarık? Tabii ki de, evet nerede olduğunu söyleyeyim. Nerede Tarık? Televizyonun yanındaki sağ tarafta değil mi? Evet nereden biliyorsun? Ben bilirim Tarık, merak etme, bakalım gerçekten de burada mı? Aha işte buradaymış. Gizli geçtiğine girip elmaslarını çalabilir miyim? Tabii ki de, tabii evet çalabilirsin. Vay be arkadaşlar, Tarık ne kadar da iyi niyetli bir insan oldu ya. Ne kadar cömert, ne kadar ele açık bir insan oldu arkadaşlar. İyi ki Tarık'ın beynine girmişim. Hemen şöyle Tarık'ın zümrüt bloklarını alalım, elmas bloklarını alalım. Bunların hepsi benim. Oh tamamdır arkadaşlar, bir sürü elmas bloğumuz ve bir sürü zümrüt bloğumuz oldu. Artık gizli geçtiğinden çıkabiliriz Tarık. Tarık? Oh, Tarık iyi misin? Olamaz, Tarık ölmüş. Aman Allah'ım arkadaşlar, çabuk göçülüp Tarık'ın beynine girmen lazım. Abi Tarık'a garip şeyler oluyor. Ne oldu sana Tarık, iyi misin? Oh hayır, olamaz, Tarık'ın beyni yanıyor arkadaşlar. Olamaz. Bir önce Tarık'ın beynini söndürmem lazım arkadaşlar. Yoksa Tarık, ya olamaz, ben de yandım. Hemen abi söndürelim şöyle. Söndür. Olamaz arkadaşlar, yoksa Tarık görecek. Hemen arkadaşlar beynindeki yangını söndürmemiz lazım Tarık'ın arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Söndür. Tamamdır abi. Bunları da söndürelim. Tamamdır Ferit ailesi. Bütün yangıları söndürüyorum arkadaşlar. Söndürüyorum. Şuralarda yanıyor arkadaşlar. Abi ne biçim olmuş Tarık'ın beyni ya. Benim haberim yok vallahi arkadaşlar. Adamın beyni bir anda alev aldı. Şunları da söndürelim Ferit ailesi. Tamam. İşte bu arkadaşlar. Tamam, yangını söndürdüm. Bir tek ekran kaldı. Ekranı da söndürdük. Tamam arkadaşlar. Oh be. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Kısa devre düzeneği patlamış abi. Kısa devre yaptırmıştım ya, o patlamış. Neyse şimdi Tarık'ı uyandırmamız lazım. Uyan Tarık. Uyan. Lütfen uyan kardeşim. Uyan. Bakalım uyanmış mı arkadaşlar? Çıkalım hemen Tarık'ın beyninden. Tarık iyi misin? İyiyim. Sadece birazcık acı hissediyorum ve hastayım. İyi olmana sevindim. Arkadaşlar küçük alemle Tarık'la konuştum. Tarık park gelecek. Hemen şurayı da kapatalım. Tarık'ın televizyonu da yerine koyalım. Ne oldu bana? Bir şey olmadı. Ben gidiyorum. İyisin değil mi? İyiyim. İyi tamam, hadi bay bay, görüşürüz Tarık, ben gidiyorum. Arkadaşlar fark edecek Tarık. Tarık fark edecek, olamaz. Her neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı bildirim mecburiyetini arkadaşlar. Tarık bugün kontrol ettim bir günlüğüne ve her şey kötüye gitti arkadaşlar. Artık bir daha kontrol etmeyeceğim arkadaşlar. Az kalsın Tarık'ı öldürüyordum kendi ellerimle. Adamın beynini yakıyordum. Sağ solda giden video var arkadaşlar. O videoları tıklayın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Woohoo.